15 tane arkadaşımı kaybetmişim. Tost kaç para? 5 lira. O adamın hayatı o kadar. Hayatını kaybeden veya büyük kaza geçiren arkadaşınız oldu mu? Çok, çok arkadaşım. Her işin kendine göre bir zorluğu vardır. Ancak onların yaptığı iş biraz daha zor desek galiba yanlış şey söylemiş olmayız. Zira bu işe başlayanların %10'u ilk bir yılda hayatını kaybedebiliyor ya da riskli kazalar atlatabiliyor. Uzuvlarının bazılarını kaybedebiliyor. Kesinlikle bu kaskı, motor kullanıyorsan bu kask olacak. Üzerindeki ekipmanlar sağlam olacak. Olmayınca ne soğukla baş edebilirsin ne de kazalarla baş edebilirsiniz. Işık yanıyor, duracağım. Yayalar bekliyor. Arkamdaki araç o kadar hızlı geliyor ki adam hani selektör yapıyor, git diyor. Motokuryelerin trafikte yaşadığı zorlukları ele alacağız ve onlara mikrofon uzatacağız. Trafikte ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Mesela şu an hafif rüzgarlı. Farkına vardıysanız motor hafiften böyle sola doğru yatmak istiyor ama müsaade etmiyoruz. Havayla da aslında mücadeleniz var ve hava sıcaklığı hem soğuk hem de rüzgar olması sebebiyle sürüşü etkiliyor. Bir ehliyet motokurye olmak için yeterli mi? Ehliyetle olacak bir iş değil. Eğitim şart. Zamanla yarışı söz konusu, havayla mücadelesi söz konusu, yolla mücadelesi söz konusu ve diğer araç sürücüleriyle de bir mücadelesi söz konusu. Bazıları da elinde cep telefonu, canlı mesajlaşıyor ya da konuşuyor. Onlardan da tek ricamız biraz daha dikkatli olmak. Mecidiyeköy'de bir tur attık ve burada gördük ki bu iş gerçekten zor bir iş. Sürüyor, böyle geliyor, dibine giriyor. Ya da böyle seni şaşırtmak istiyor. Burada çok motokurye var gördüğünüz gibi ve bu motokuryeler aslında ekmek tekneleri de gördüğünüz bu motosikletler. Motora kimse keyfiyle, yani keyif olarak binmiyor. Yaşamak için biniyor insanlar.